Merhabalar, ben Güney Sen, Nurcan Hanım'la beraber tekrar sizlerleyiz. Merhaba Nurcan Hanım. Merhaba Günay. Günay? Günay Bey. Günay Bey. Yani bak Günay şimdi, Bey. Bak şimdi. Ben burada oturuyorum, tamam mı? Ne güzel. Sana arkada olmana rağmen hani buraya gelmek istemiyorsun. Diyorum ki sana yayında, Nurcan Hanım diyorum, sen bana Günay'cım, Günay. Bu nedir arkadaş? Ya ne diyeyim? Günay hocam mı diyeyim? Günay Bey mi diyeyim ya? Evdeyiz şimdi, biz evdeyiz. Yani olabilir şu an. Tamam. Değil. Tamam, burası iş yeri değil. Şu an çekim yapıyoruz. İnsanlar bizi arıyor. Arkadaşlar, arıyor diyorum. Günay anladığım kadarıyla şu an böyle bir ego girdi. Yok. Ben ego sevmem. Egoyu sevmiyorum. Ama şimdi bak ben sana... Niye Günay Bey demedin? Bak şimdi ben sana burada ne diyorum? Bana niye Günay Bey demedin? Bak şimdi ben sana ne diyorum? Nurcan Hanım diyorum. Sen bana Günay. Günaycığım. Olmuyor böyle. Olmuyor. Bu üslubunu değiştir, yoksa Günay, Rusya'daki moderatörler hep bey diyormuş. Bak haberin olsun. Evet, futbol muhabbetine hoş geldiniz. Hemen konulara gelelim. Bak senin evet, şu anda devam ediyoruz yayınımıza. Soruları alalım Nurcan'ım. Devam edelim. Buyurun. Çok sinirlendim sana şu an. Neymiş? Rusya'dan moderatörler alacakmış. Ben senin yayın yönetmenini mi? Yayın yönetmeni. Şuradan odadan dışarıya çıkamazsın. Yok Rusya'ymış da, yok mıkmış da. Niye Rusya'ya gidemiyoruz mu? Günay. Hayalim var benim Rusya'ya gitmem. Moskova'ya falan çok merak ediyorum yani. Günay, eski çamlar bardak oldu. Ayıp Trayman seni. Ne? Eski çamlar bardak oldu. O zaman orada çay içeriz. Evet, futbol muhabbetine hoş geldiniz. Şimdi... soruları başlatıyor. Evet. Arkadaşlar, Günay'ı eğer yakın bir zamanda yayında göremezseniz biliniz ki, konuşamıyorum sinirden şu an. Biliniz ki küçük bir şiddete maruz kalmış olabilir. O zaman ben de erkek sığınma evine giderim. Orada yayın yaparım arkadaşlarımla. Var mı acaba harbiden? Vardır elbet yani. Türkiye'nin bir yerinde vardır erkek sığınma evi. Orada arkadaşlarımla beraber futbol muhabbeti yaparken çekeriz. Evet. Sahip çıkalım tamam. Günay'a mı? Ne? Bırak goygoyu. Goygoyu bırak. Günay'cığım, şimdi sorduğum soruları hızlı ve atik bir şekilde cevaplamanı istiyorum. Uzun mu soracaksın? Ne yapacaksın? Uzun soracağım. Kısa soracağım. Rusya'daki moderatörler anlamaz benim sorduğum soruları. Ona göre ayağını denk al. Tamam. Devam et. Tamam, anlaşıldı. Peki Arda Turan'dan başlayacağım. Yine mi? Arda'yı geçen işledik. Hadi devam edelim o zaman. Moderatör benim arkadaş. Ben sorarım, sen yanıtlarsın. Pardon, özür dilerim. Pardon. Soru da beğenmiyor. Pardon, özür dilerim. Nereden aldınız soruları? Marketten aldım, indirimli. Tamam, devam edelim. Hatta 50 kuruş da poşet parası verdim. 30 kuruştur o. 50 kuruş olsa duramazsın. Özel poşetlerden aldım. He, özel poşet. Yıldızlı mı? Özel poşet olabilir. Alışverişe gitmiyorsun ya, ondan bilmiyorsun. Nasıl gitmiyorum ya? Tabii gitmiyorsun. Bütün deterjanları ben alıyorum be. Bir zahmet onu da o kadarını da al. Ben hadi tamam. Yapıyorum. Tamam hadi. Yapacaksın tabii şimdi. Ay bugün var ya, çok antipatik geldin sen bana. Ay sen bana çok normal geldin. Evet. Haydi. He. Rusya'ya gidecekmiş. Giderim. İyi hadi. Tamam. Biliyorsun Galatasaray'da bir Arda Turan furyası hala devam ediyor. Vay efendim geldi, gelecek, şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi de Fatih Terim'in bir açıklaması oldu konuyla alakalı olarak. Biliyorsun kısa bir süre önce Mustafa Cengiz'e sordular. Evet. Mustafa Cengiz de bu futbolcu bizim gündemimizde yok diye açıklama yaptı. Buna keza Fatih Terim yeni bir açıklama yaptı. Evet. Galatasaray için Galatasaray altyapısından yetişmiş ve giderken para kazandırmış bir futbolcuya bu şekilde cümle kullanılmasından itina ediyorum diye bir açıklama yaptı. Yani sonuçta Galatasaray futbolcudan para kazandıysa onun hakkında hani kötü eleştiriyel bir cümle kurulmasın. Bunun istinaden belki değerlendirebiliriz mesajı verdi bana göre. Yani bilmiyorum senin düşüncen ne bu konuda. Arda bir defa bile mukaveleye imza için talepte bulunmadı bana. Ben de kimseye ne alın ne de almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır. Bu tespiti yapmak lazım dedi. Yani bilmiyorum, bana göre Fatih Terim bir yeşil ışık yaptı sanki Arda. Yani şimdi ne istiyorum diyor, ne istemiyorum diyor. Yani tam bir ortada. Demek ki oraya böyle küçük bir kıvılcım gelse olaylar gelişecek. Benim anladığım kadarıyla bu. Kesinlikle. Şimdi Okan Buruk da açıklama yaptı. Onunla alakalı tam aklımda değil. Sen not almış mısın? Evet, onunla alakalı. Evet, onu da alalım. Paylaşayım ben hemen sana. Hemen ona ikisiyle birleştirip görüşlerimi bildireyim. Vay be. Nurcan Hanım'a bak. Notlarını nasıl alıyor var ya. Bir de bana soruları gösterme. Bununla alakalı Okan Buruk da şöyle diyor. Arda Turan'ın yeni bir motivasyona ihtiyacı var. O da böyle düşünüyor. Kendi durumu belli olsun diye Arda'ya birkaç gün izin verdik. Hayırlısı Hı-hı. neyse o olsun. Hani bir teklif gelirse biz de itiraz etmeyiz. Bakın, şimdi şöyle. Şurada net olan bir şey var. Arda Turan'dan kurtulmak istiyor Başakşehir. Neden? Çünkü maaş yükü çok ciddi. Yani bunu Başakşehir kaldırabilecek bir güçte değil şu anda. Neden? Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiştiği için bazı şeylere istedikleri gibi ulaşamıyorlar. Bu net. Yani bu herkes görmesi lazım. Evet, oynanan futbol güzel. Elinde oyuncuları tuttu yani ama Cengiz Ünder'den kazanılan para, Cengiz Ünder'den gelen para bitti. Onun üstüne cenaze namazını kıldılar. Şimdi iki tarafın da değerlendirmesini aldığım zaman, başkanın değil, yani çok ufak bir kıvılcım olsa Arda Turan'ın Galatasaray forması giyeceğini düşünüyorum ki Arda'nın Galatasaray'a hayır deme şansı yok şu saatten sonra. Çünkü kariyeri tamamen durma noktasına doğru gelmiş. Ben şunu da düşünüyorum. Acaba Galatasaray'dan teklif almazsa futbolu bırakır mı bu yaşta? Çünkü Galatasaray'da da bırakmak isteyeceğini düşünüyorum. Kimler teklif eder, kimde oynar, daha çok kalitesini düşünmüyorum. Mesela Rize gibi bir takıma gideceğini de düşünmüyorum. Yurt dışından teklif alabileceğini de düşünmüyorum şu an Arda'nın. Tek çare Galatasaray. Şimdi Fenerbahçe teklif ederse Beşiktaş teklif eder mi? Eder mi, etmez mi bilemiyorum, tahmin. Ederse gider mi? Bu da bir çelişki. Ha, giderse hakkıdır. Çünkü Galatasaray taraftarı hala çelişiyor. Gelsin mi, gelmesin mi? Gelsin mi, gelmesin mi diye. Bir taraftar çok isterken grup, bir taraftar grup da istemiyor. Ben Galatasaray'da görmek isterim Arda Turan'ı. Ben de o kısımdayım. Ama en ufak kıvılcımda ben Arda Turan'ın Galatasaray'da forma giyeceğini düşünüyorum bu sezon. Valla Galatasaray isterse olur ya. Yani Arda Turan da gelir Galatasaray'da. Fatih Terim isterse. Bak, Fatih Terim Mustafa Cengiz'e gidip ben Arda'yı istiyorum dediği an ve röportajı yaptığı an %100 alırlar Galatasaray'a. Peki, bir senaryo daha paylaşacağım sana. Arda Turan menajeri aracılığıyla Galatasaray'a ulaştı. Fatih Terim'le görüştü ama bak şimdi, hayır dedi. Bak şimdi şöyle bir durum var. Bu yönetimle Fatih Terim'in arasını açar mı? Şu an açmış durumda. Ben onu gözlemliyorum. Çünkü bir taraf farklı. Bak, bir taraf farklı görüş bildiriyor, bir taraf farklı görüş bildiriyor. Yani diyor ki Sayın Başkan'ın diyor, Fatih Terim Sayın Başkan'ın böyle konuşmasını diyor ben hazmedemedim gibi bir açıklama yapıyor. Evet, zaten şu an diyor. Zaten evet. Şu anda bir çelişki var. Bu çelişkiyi zaten bak, bir de şöyle bir şey var. Arda Turan daha Galatasaray'a gelmeden ortalığı karıştırmış durumda. Daha gelmeden. Geldiğinde ne olur bilemem. Anladım. Peki hadi bakalım o zaman Galatasaray'dan gidelim. Takımla torpil yaşıyorum. Evet. Onyekuru ve Saracchi Galatasaray'a geldi. Bu oyuncular Galatasaray'a ne gibi etki sağlar? Şu an. Şimdi geçen yıla baktığımız zaman Onyekuru'nun %100 bir katkısı olduğunu söylüyordum sürekli. Evet. Şimdi herkeste şöyle bir durum var. Galatasaray her zaman hızlı kanat oyuncularıyla oynamış bir takımdır. Her zaman hızlı kanat oyuncusuyla oynadı. Belhanda'nın eksikliği, 10 numaranın eksikliği, Belhanda'nın oyun anlamında eksikliğini Galatasaray hiçbir zaman hissetmedi. Neden? İki kanat oyuncusu da iyiydi. Tevguli son dönemde böyle bir iki maç fırladı. Babel'in esamesi okunmuyordu. Ki bana kalsa Babel en çok şut atan futbolcuydu. Bana kalsa o Galatasaray takımı içerisinde en yararlı oyuncularından bir tanesiydi. Ama o bölgeye, 3. bölgeye Galatasaray topu taşıyamıyordu. Onyekuru ile bunu yapabilir. İkincisi, beklerin bu sene Galatasaray'da sol ve sağ bekin kesinlikle iyi orta yapamama fobileri vardı. İyi orta gelmiyordu. Saracchi bunu giderebilecek mi? Bu soruyu ne zaman verebiliriz biliyor musun? Bir maçta izleriz, deriz ki tuttumaya tutmadı. Bunu sonrasında izleriz. Ama en azından benim edindiğim bilgi ofans yanı yüksek ancak defans yanında biraz zayıf olduğunu duydum ben. Ama Fatih Terim de zaten çok ofansa önem veren bir hoca olduğu için Saracchi'yi o yüzden tercih ettiğini düşünüyorum açıkçası. Mariano'nun da mesela diğer sezonlarını hatırlarsak sağ bekte oynarken çok ortalar yaptığını, çok goller attırdığını ve geri çıktığında çok faydalı olduğunu göreceksiniz ki defans yönünde de biraz Mariano'da da eksiklik var mesela. Yani yorumlamam bu kadar. Peki. Ersin Düzel bir açıklama yaptı. Evet. Biliyorsun. Galatasaray oyunculara maaş ödemesi konusunda gecikmeler yaşattırıyor. Galatasaray yabancı futbolcuların maaşını zamanında ödemiyor. Buna istinaden oyuncular gitmek istiyor. Tarzında açıklama yaptı. İstersen bunları isim de paylaşabilirim. Eğer bilgin var mı yok mu? Var. Yani özellikle Seri. Enzozu, Nagatomo. Mariano'yu bilmiyorum ama bunlar Mariano'da bunlar. Yani bunlar ya bu şekilde bir açıklama. 5 aylık maaşlarını her neyse. Ben sana cümlene başlamadan açıklama hakkı vereceğim, tanıyacağım sana. Babel. Bugün fark ettim. Ben Babel'in sıkı bir takipçisiyim. Babel'de Galatasaray Instagram hesabından çıkarmış. Sonra tekrar geri ekledim mi bilmiyorum. Öyle bir şey değildi. Bak şöyle bir şey vardı. Bunu Linnes ve Emre Akbaba'da da yaptılar. Bir taraftar ortaya bir şey atıyor, ondan sonra büyüyor. O nedir? Babel'de hiçbir zaman Galatasaray diye bir şey yazmadı. Lütfen takip edin. Dikkatli takip edin. Her habere de hemen atlamayın. Hiçbir zaman Galatasaray diye yazmadı. Silinmedi yani Galatasaray. Öyle bir şey yok. İkincisi. Sanki varmış gibi. Hayır, yoktu. Yoktu. Yani bir taraftar oraya giriyor, bir bakıyor Galatasaray yazmamış. Hemen aklına geliyor, işte bir haber atıyor ortaya ve sonra büyüyor. Çığ gibi büyüyor. Aynı zamanda mesela hafta sonu zannedersem pazar günüydü. Emre Akbaba'yla Linnes'in lisansının çıkartıldığı haberi dolaştı medyada. Twitter'da. Buna gördün mü? Denk geldin mi hiç? Yok, görmedim. Şimdi çığ gibi büyüdü o da. Mevzu şu. Her futbolcunun Galatasaray'da lisansı var. Lisans olmak zorunda Galatasaray'ın futbolcusu olabilmesi için. Önemli olan vizedir. Şu an lig olsa, bugün lig olsa Emre Akbaba ve Linnes oynayamıyor. Neden? Bu iki oyuncunun da lisansı zaten var. Bu iki oyuncunun vizesi yok. Vize dediğimiz olay her yıl başında tekrarlanır. Sözleşme gibi imzalarsın, atarsın, federasyona götürürsün. Vizelenir. O lisans yani 2019-2020 yılı vizeli lisansın olur. Her yılda o lisansların rengi de değişir. Evet. Bu iş böyledir. Yani insanlar ortaya bir şey atıyor, çığ gibi büyüyor. Bilip bilmeyen de konuşuyor maalesef. Şimdi Ersin Düzen'e gelelim. Şimdi Ersin Düzen sosyal medyada görüyorsun. Evet. Fenerbahçeli olduğu herkes konuşuyor. Şimdi şöyle bir durum var. Tamam, bir haber almışsındır da doğrulat kardeşim. Değil mi? Yani bir haber aldığın zaman sen yıllardır bu sektörün içerisinde doğrulatmadan niye haber yaparsın? Veya yalan yanlış insanları neden yönlendirirsin? Bak, TRT'desin ya. Ki başkan zaten buna değindi. Biz dedi borsaya bağlıyız dedi. Bu tür olaylar Galatasaray'ın borsada değerini düşürür dedi. Bu aynı zamanda eğer böyle bir şey yoksa Ersun Düzen hakkında da suç duyurusunda bulunma imkanı tanıyor. Sen yalan yanlış bir haber yapamazsın Ersun Düzen. Yani neyse o bir yerden, yani habercilik nedir biliyor musun? Biz yıllarca bu işin içindeyiz ve bir sürü gazeteci tanıyorum. Gazeteci dediğin adam bir haberi aldığı zaman onu ne yapar biliyor musun servis etmeden önce? En güvendiği iki adamına doğrulatır. Çünkü mahcup olmamak adına, doğru haber vermek adına. Bunlar ise artık doğrulatmadı mı yoksa kafadan senaryo mu yazdı onu bilmiyorum. Yani tamamen bu hedef değiştirme mi diyorsun? Direkt hedef değiştirme, gündem değiştirme, zorlu hala konuşulmuyor. Neden konuşulmuyor? Galatasaray olsa oho. Fenerbahçe'nin cezası ne olacak? 101 milyon TL bir açık var. Galatasaray olsa, Beşiktaş olsa hadi geçmiş olsun. Bunları örtbas yapmasınlar. Bunlar örtbas yapılacak şeyler değil. Evet. Başka? Çok ilginç ya. Gerçekten yani bu fanatizmin bazı yerlerden... Ya var bir tane var. Ahmet Ercanlar diye bir isim. Doğru demiş bak, yani. Ahmet Ercanlar diye bir şey var. Yemin ediyorum var ya. Amigo gibi yorum yapıyor. Ondan sonra kendisi diyor ki ben gazeteciyim. Sen gazeteci değilsin. Bak ben Galatasaraylıyım. Bana doğru sorulan şeylerin hepsini elimden geldiğince doğru cevaplamaya çalışıyorum. Ahmet Ercanlar gazeteci değil. Değil. Olamazsın sen ya. Sen gazeteci olamazsın. Gazeteciyim deme. Ben Fenerbahçe'nin amigosuyum de. İnsanlar seni öyle tanısın. Normalde isim vermem ama o kadar çok hedef gösteriyor, o kadar çok saptırıyor ki böyle konuşturuyor insanı. Peki biraz daha detaylandıralım mı TRT Ersun Düzen olayını? Yani gerek yok. Mustafa Cengiz de zaten bizim gibi konuştu hemen hemen. Peki. Fenerbahçe sol bek transferi yapmak istiyor. Hı-hı. Ancak tam anlamıyla öyle çıkmış bir isim de yok. Sence yani Kolorov gene konuşuluyor. Tarzda oynatmalı ya da kimi transfer etmeli? Sol beke ihtiyacı var mı sence sol beke? Sol beke ihtiyacı var. Sol beki Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz. Hasan Ali'nin durumu ortada. Bir sakatlandığı zaman ve oynamadığı zaman Fenerbahçe'nin sol kanadı çöküyor. O yüzden Fenerbahçe'nin atağa iyi çıkabilen, sol ayağı iyi, sol bek olduğu için sol ayağı iyi bir orta yapabilen oyuncuya ihtiyacı var. Hala Kolorov diyen Fenerbahçeliler görüyorum. Lütfen yani şu dönemde hayal görmeyin arkadaşlar. Fenerbahçe şu dönemde transfer yapamaması gerekiyor. Çünkü zaten ekside. Ciddi bir ceza gelecek. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan değil, UEFA'dan da bir yaptırım gelecek. Yani şu ortamda Fenerbahçe'nin Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe ceza almaz. Fark etmez. Ya. Fark etmez. Şöyle düşün. Şöyle düşün. UEFA'dan ceza aldığı zaman gelirler %50'ye varan düşüyor. Daha kötü olur. Bak daha kötü olur. Yani Fenerbahçe'nin şu ortamda transfer konuşması bence abes kaçıyor. Çünkü iki taraftan da ihtar yemişsin. Yani bir Türkiye Futbol Federasyonu ihtar yapmamış olabilir ama bizim gördüğümüz ne? 101 milyon TL bir açık var. UEFA'dan uyarı aldın. Disiplin kurulundan sevk edildin. Oradan bir ceza bekliyor. Diyelim ki bir sene UEFA'ya veya Avrupa'ya gidemedin. Bu Fenerbahçe için çok büyük bir çöküş olur. Aynı zamanda Fenerbahçe bu sezon şampiyon tamamlayamazsa inanılmaz derece zorlanır. Bak net söylüyorum bunu. Çok zorlanır. Ben olsam Fenerbahçe yönetiminde transfere gitmezdim. Çünkü şu ortamda şu ortamda Fenerbahçe'nin transfer yapma şansının olduğunu düşünmüyorum. Yani şeye baktığımız zaman artık eskisi gibi ver parayı transfer yok öyle bir şey. Bakkal usulü yönetilmiyor. Aziz Yıldırım bakkal usulü yönetti ama şu an ona izin vermiyor. Ne Türkiye Futbol Federasyonu ne UEFA. Bakkal usulü bitti. Her şey kayıt altında. Ben cebimden para veriyorum diyemiyorsun. Bitti o dönemler. Bitti. Ali Koç çok zenginmiş. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Her türlü federasyon ve Fenerbahçe bu konuyla alakalı olarak istisnai bir çalışma içerisine girerek Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Ben inanmıyorum. Bana adaletli bir lig olsun. Ben ligin her türlü adaletli olmasını istiyorum. Galatasaray'ın şampiyon olması problem değil. Galatasaray başarısızdı, şampiyon olamadı. Fenerbahçe başarılıydı, şampiyon olsun. Sonuna kadar saygım var. Kesinlikle. Ama Sivas'ta olsun yani. Her maç gidip de hakem konuşacaksam, aa futbolcusuna kart verilmesi gerekiyordu, B futbolcusu atıldı ondan diyeceksem ligin bir anlamı yok. Hakkı olan hakkıyla ligi kazansın. Birilerinin devşirmesiyle, birinin pohpohlamasıyla lig kazanılmasın. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Peki hadi bak gene sinirlendim bir şeylerden. Son soruma geldim Günaycığım. Trabzonspor biliyorsun Ünal Karaman'la yollarını ayırdı. Yani sansasyonel bir ayrılık oldu. Berat Albayrak'la olan bir şey oldu. Onu girmeyelim. Çok girmeyelim. Siyaset yapmayalım. Hiç gerek yok. Onun yerine Hüseyin Cimşir geldi. Tanıyor musun Hüseyin? Evet, eski futbolcu Trabzonspor'un. Tanıyor musun peki? Şahsen tanımıyorum. Var mı? Şahsen tanımıyorum kendisini. Peki. Genç bir antrenör artık 40 yaşında. Sence Ünal Karaman gibi başarılı olur mu? Ben zannetmiyorum ya. Yani çünkü Ünal Karaman'ın ben mesela daha önce yayınlarda demiştim acaba şampiyonluk yükünü Ünal Karaman'da bile düşünüyorken acaba şampiyonluk yükünü kaldırabilecek mi Ünal Karaman diyorken onu gönderip yerine Hüseyin Cimşir'in gelmesi biraz abes kaçtı. Daha tecrübeli bir hoca olması daha iyi olurdu. Çünkü şampiyonluğu her teknik adam, her futbolcu taşıyamaz. Yani o da ilginç. Yani görmek lazım. Şöyle bir nasıl olacak, nedir, ne değildir bakacağız. İyi hadi moralini bozuyorum. Hazır mısın? Evet. Ndiaye. Evet, benim Galatasaray'a istediğim oyuncuyu Trabzonspor aldı. Ben Ndiaye ve Trabzonspor'a üzüldüm. Bak ben yıllardır yani Galatasaray'a geldiğinden beri diyorum ki Ndiaye gibi bir orta saha şart Galatasaray'da. Lemine'nin yanında Ndiaye olsa çok farklı olmaz mıydı? Yani bak çok düşünüyorum. Yani söylüyorum şu an izleyenlerimize de. Düşünsenize yani inanılmaz bir orta saha olurdu. Ama bir türlü o tasarrufu kullanmadı. Belli ki Fatih Terim istemiyor. Bir şeyler var. Yoksa Fatih Terim ısrar ederdi. Trabzon'a değil Galatasaray'a gelmiş olurdu. İki taraf için de hayırlı olsun diyorum. Şimdi iki tane transferini yaptı Galatasaray. Bundan sonra Sekidika hala gündemde, sıcaklığını koruyor. 10 numara adaylarında birkaç gündür haber çıkmıyor. Bitti. Evet. Santrafor'la alakalı bir haber çıkmıyor. Ki basında sızdıran bir biri olduğunu söyledi Fatih Hoca. Onu bulabilecek mi? O kim? Onu da çok merak ediyorum. Fatih Hoca biliyorsun bulduğunda canlı yayını yapar direkt. Bu hatırlıyor musun? Bir ara evet, ifşa etmişti hesapları. Evet. Aynı şekilde yapacağını düşünüyorum ben. Evet. Sence Galatasaray'ın son transfer hamlesi hangi mevki olmalı diye yayını kapatalım. Ben net söylüyorum. Galatasaray onu bunu bırakacak. Onu bunu bırakacak. Bir stoper alacak. İyi bir stoper alacak. Evet. Bir de 10 numara alacak. Yoksa Galatasaray'ın işi zor. Bak bunu net söylüyorum. 10 yani numara. En önemlisi Arda Turan'ı alsın. En önemlisi Arda Turan 10 numara olmayabilir. Ama iyi bir 10 numaraya şart var Galatasaray'da. Belhanda'yı göndereceksin. Alacaksın 10 numara. Bak bu olmazsa Galatasaray'ın işi olmaz. Ben söylüyorum. Evet. Evet arkadaşlar, bir yerin daha sonuna geldik. Nasıl bir tepkiydi ya? Çok konuştuk. Bazen kavga ettik. Ağzımız dilimiz kurudu benim özellikle. Nurcan Hanım'ın bilmiyorum. Çay da vermiyor. Eziyet ediyor bana. Siz görmüyorsunuz. Şimdi yayını kapatacağız. Bulaşıkları yıkatacak bana. Çamaşırları astıracak. Her neyse o konulara girmiyorum. Haspama bak. Abone ol. Başında sen Rusyalar konuş. Abone olmayı. Çok çalıştırıyor Nurcan. Abone olmayı unutmayalım. Lütfen abone olalım. Abone olalım ki ben para kazanayım, bir an önce Rusya'ya gideyim. Like atınız. Rusya'dakiler seni bekliyor. Yorum atınız. Hepinizi seviyorum. Şey kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar görüşürüz. Ben Günay'la alakalı nasıl bir işlem yapayım sizce? Ne yapayım ben bu adama? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ne yapayım? Yani yorumlarda bunu yazarsanız mutlu olurum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.